Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta çift yarık deneyini yapmıştık. Ama hesaplamamı yapmamıştık. Şimdi bu hafta o çift yarıkta yarık aralığını nasıl bulacağız diye bir hesaplama yapacağız arkadaşlar. Şöyle hızlıca düzeneğimize bakalım. Şurada düzeneğimizde bir tane lazerimiz var. 632.8 nanometrelik helyum neon lazeri arkadaşlar. Bu kırmızı ışık üretiyor. Buradan da şöyle çift yarığımıza şuradan diffraction plate'imiz var. Orada iki tane yarıklı E harfi üstünde var. Görünmüyor tam. Oradan da şöyle bir expander'ımız var. Yani böyle ışığı hafif böyle yayıyor ki daha net görelim. Sonra da ekranımız var. Yaklaşık herhalde şuradan dokunduğumuz için hocam. Şeyin önüne mi geçti? Evet, şunu ben hemen düzelteyim. Şimdi. Hafif herhalde dokununca gitti ekran. Şöyle. Buradan net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan aydınlık karanlık, aydınlık karanlık diye gidiyoruz. Şöyle yaklaşırsak, şöyle kapatmadan, isterseniz zoom yapın hocam. Evet, şöyle zoom yapınca, şöyle görüyorsunuz. Şimdi bizim amacımız o iki tane herhangi, zaten arka arkaya aradaki mesafe hemen hemen aynı. İki aydınlık arasındaki mesafeyi ölçeceğiz. O iki aydınlık arasındaki mesafeden neyi bulacağız? Yarık genişliğini bulabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben bir şey yapayım. Şimdi biz daha önce de hesaplama yapmıştık arkadaşlar. Şuradan şey yapayım. Şurada neyimiz var? Lazerimiz var. Lazer geliyor ışık arkadaşlar. Işığımız şöyle iki tane yarımıza geliyor. Şu yarıkların mesafesi D diyoruz küçükte. Şöyle ekran var. Ekran mesafesi büyükte. Ölçtük 56 santim. Sonra da şöyle tam ortadan geldiğimizde şimdi aydınlık, ortada bir aydınlık var maksimum, sonra karanlık, sonra aydınlık, şöyle karanlık, aydınlık diye gidiyor periyodik bir şekilde. Şurada görüyorsunuz zaten. Şimdi buradan biz şu iki tane aydınlık arasını ölçtük. Buna Y diyelim. Y eşittir 0.3 santim çıktı arkadaşlar. Yani 3 milimetre. Şimdi biz buradan daha önce formülü ispatlamıştık. D eşittir. Şeyden hesaplayabilirsiniz. Şuradan D sinüs teta eşittir. M lambda'dan geliyor arkadaşlar. Buradan sinüs teta yaklaşık ne oluyordu? Y bölü D oluyordu. Şuradan şöyle gidersek. Tanjant. Şuradan teta dersek şurası. Tanjant teta nedir? Y bölü D'dir arkadaşlar. Şimdi küçük açı yaklaşımından tanjant teta eşittir teta. O da eşittir Y bölü D arkadaşlar. Küçük açı yaklaşımından bu da sinüs. Sinüse de benzetebilirsiniz. Sinüs teta de aynı şekilde oluyor. Mesela bunu böyle yapalım. Şimdi buradan D'miz neye eşit olur o zaman? Şimdi D çarpı Y bölü D büyük D eşittir M lambda. O zaman küçük D ne olacak? M lambda. Her şeyin önüne geçmiş olabiliriz hocam. Hı? Evet. Bence çok lazere dokununca hemen gidiyor. Neyse, zaten yarık şeyini biliyoruz arkadaşlar. Öyle çok da şey yapmayalım. Şöyle. Tamam. Buradan ne olacak? D yukarıya büyük D bölü Y olacak. Şimdi biz iki tane aydınlık arasında seçtiğimiz, mesela birinci aydınlık diyeyim buna ya da merkezi aydınlık sıfır derseniz burada M ne olacak? İki tane arasında bir, yani şey ne olacak? Mesela 2 dersek 2 eksi 1'den 1 olur. Yani D'miz ne olacak? Şuraya yazayım. Lambda D büyük D bölü Y. Yani iki aydınlık arasındaki şeyimiz budur. Şimdi bunu yerine yazarsak lambdamızı da şuradan yazalım. Lambda neydi? 632.8 nanometre. Evet, lazerin üstünde var zaten. Bu iş dalga boyunu biliyoruz. O da D'miz ne olacak? Lambda yerine yazacak. 632.8 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı şu D 0.56, hepsini metreye çeviriyoruz. 56 santim 0.56 metre olur. Y de 0.3, o da nedir? 0.003 metre eder. 0.3 santimetre. 10 üzeri eksi 2 ile çarpıyoruz. Bu da yaklaşık 118, hesaplamayı yaparsanız hesap makinesi 118 çarpı 10 üzeri eksi 6 ediyor. O da nedir? 118 mikrometre ediyor. Yani şuradaki de iki yarık arası mesafe 118 mikrometre. Tabi oradaki yarık
ne olması lazım arkadaşlar? Eğer siz bir çift yarık deneyi yapmak istiyorsanız kullandığınız ışığın dalga boyu yaklaşık olarak o yarıkların arasındaki mesafeye eşit olması gerekiyor. Yani biz görünür bölge 632 nanometre yaklaşık 1 mikron falan mı ediyor? Evet, 1 mikron ediyor. Tabi burada 2 tane yarık var. Bir de 2 yarık arasında küçük bir mesafe var. Yani yaklaşık o mertebede olması lazım. Yani mikron mertebesinde olursa bizim şeyim, çünkü daha büyük alırsanız bu mesafe oradaki girişimi gözleyemezsiniz. Mesela evde yapmak isterseniz bu biraz zor olabilir. Genelde şöyle bir jilet düşünün. Jiletin ucu çok keskindir. İki tane jileti üst üste koyarsanız ve bir karanlık ya da mum isiyle onu çizerseniz oradaki bir mumun uzaktan bakarsanız gözünüzü de ekran olarak kullanırsanız öyle bir belki aydınlık karanlık gözleyebilirsiniz, ama onun dışında şöyle bir düzeninizin olması lazım. Lazer ve belli bir yarık olması lazım. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.